Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir portakallı anne kurabiyesi tarifi hazırladım. Benim çok sevdiğim ve sizlerin de seveceğini umduğum nefis bir kurabiye. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifin ayrıntılarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yoğurma kabına ilk olarak 150 gram tereyağını alıyorum. Alternatif olarak margarin de kullanabilirsiniz. Ama gerçekten lezzetli bir kurabiye elde etmek istiyorsanız tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine 1 su bardağı pudra şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini spatula ile karıştırıyorum. Böylelikle tereyağın daha da yumuşamasını sağlıyorum. Bu ikiliyi güzelce karıştırarak yumuşattım. Yağlı bir hamur olduğu için elinizle çok fazla müdahale etmeyin. İlk olarak spatula ile karıştıracağız. Daha sonra elimizle yoğuracağız. Sonrasında içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Tarifimiz için 1 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtanın akını hamura ekliyoruz. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Şimdi tüm bu malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Bir diğer taraftan fırınımızı 180 derece alt üst ayara açalım. Fırınımız ısınsın. Kurabiyemizi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağız. Yağlı bir hamur olduğu için pişme esnasında erime olmaması için fırının ısınması oldukça önemli. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdım. Tarifimiz için 1 adet portakal kullanıyoruz. Hem kabuğunu hem de suyunu kullanacağız. Güzelce yıkayıp kurulamış olduğum portakalın kabuğunu rendenin ince kısmıyla güzelce rendeliyoruz. Beyaz kısımlarını kesinlikle rendelemeyin, aksi halde kurabiyenize acı bir tat verecektir. Portakalın kabuğunu rendeledik, şimdi suyunu sıkıyoruz. Suyunu sıkarken çekirdeklerin içeri girmemesi için süzgeç kullanıyorum. Bu güzel kurabiyemizde buram buram portakal kokusunu hissedeceğiz. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Portakalın suyunu da sıktıktan sonra tekrardan karıştırıyorum. En son kuru malzemelerimi ekleyerek yumuşacık bir hamur hazırlayacağım. Tüm malzemeleri yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra içerisine 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Hamur kıvamını alana kadar spatula ile karıştırıyorum. Kıvamını aldıktan sonra hızlıca elimle yoğurarak kurabiyeme son şeklini vereceğim. Bu tür yağlı hamurları lütfen elinizle yoğurmayın. Tahta kaşık veya spatula kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Elinizle yoğurmanız halinde elinizin ısısı hamura geçeceği için fazla un eklemeniz gerekecektir. Gereğinden fazla un eklemeniz halinde de hamur sert olacağı için kurabiyeniz de sert olur. Lütfen buna dikkat edin. Hamur yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Oldukça yumuşak, güzel bir hamur elde ediyoruz. Zaten hamur kolaylıkla şeklini alacaktır. Fazla yoğurmanıza gerek kalmayacak.
Kısa sürede hamur toparlandı ve yeteri kadar yoğurdum. Ne kadar yumuşak ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Hamurun yumuşak olması çok önemli. Lütfen sert bir hamur hazırlamayın. Yoğurduğum hamurdan yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra yuvarlayıp fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Bu kurabiyeler normal kurabiyelere göre birazcık daha büyük oluyor. O yüzden bezelerimizi büyük alıyoruz. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz ve hamurları yuvarlayıp tepsimize alıyoruz. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 22 tane kurabiye elde ediyoruz. Oldukça da bereketli bir tarif. Tüm hamurlarımı hazırladım ve tepsiye aldım. Şimdi kenara ayırdığımız yumurta sarısını güzelce çırpıyoruz ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyoruz. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Kurabiyemde kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Özellikle yumurta kokusuna hassas olan arkadaşlarım gönül rahatlığıyla deneyebilir. Tüm hamurların üzerine yumurta sarısını güzelce sürdüm. Kurabiyemin üzeri için pirinç fındık kullanıyorum. Alternatif olarak fıstık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumurta sarısı sürdüğüm kısmı fındığa bolca buluyorum ve tekrardan tepsiye alıyorum. Hem portakallı hem fındıklı gerçekten çok güzel bir kurabiye oluyor. Sizlere de tavsiyem bu güzel kurabiye tarifimi en kısa zamanda deneyin. Tüm kurabiyelerimi hazırladım ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyuyorum. Alt üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan kurabiyeleri bir 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakikanın sonunda kurabiyelerimizi servis ediyoruz. Tazeliğini uzun süre muhafaza eden hem çok gösterişli hem de çok lezzetli bir kurabiye oldu. Sizler için hemen bir servis tabağını alarak sunuma hazırlıyorum. Kurabiyenin dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Kurabiyemizin içerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Sizlere tavsiyem lütfen tarifimi uyguladığınızda hem vermiş olduğum ölçülere sadık kalın hem de belirttiğim detaylara lütfen dikkat edin. İnanıyorum ki o zaman sizler de çok güzel sonuçlar alacaksınız ve tarifimi deneyen arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum. Tazeliğini uzun süre muhafaza ettiği için dilerseniz bolca hazırlayarak kurabiyelerinizi saklayabilirsiniz. Hem çat kapı gelen misafirleriniz için hem de çayınızın ve kahvenizin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimin tüm detaylarını elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an hemen o güzel yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Bugünlük de bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.